Lamia'nın gidişi. Düşünsenize, çok güzel olacak. MC Lunar ülke turnesine buradan başlayacak. Aa evet, hem de 2 gün sonra. Ve balistik ninjalar pum 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 gece yola çıkıp sabah orada olacak. MC Lunar'ı görüp uyak bulamadım. Yo. Lamia, bizimle misin? Lamia. Max'ın ailesiyle MC Lunar'ı görmeye gideceğiz. Biliyorum, duydum. Harika bir haber, çok sevindim. İyi misin sen? Hasta falan değilsin ya. Çünkü hasta gibi konuşuyorsun da. Lamia, MC Lunar'ın konserine gideceğiz. Gece konserine, tıpkı yetişkinler gibi. İyiyim, bir şeyim yok. Sadece aklım başka yerde. Yarın çevrim içi bir sınava gireceğim. Geçersen bir yılına yurt dışına okumaya gideceğim. Harika değil mi? Ne? Dur bir dakika. Yani sen gerçekten... Merhaba Maestro Barenboy. Aha, hoş geldin Max. Geç otur şuraya. Birazdan işim biter. Hangisini seçeceğimi bilemedim. Şu olsun. Bugün Çaykovski'nin mevsimlerinden Ekim'i dinleyeceğiz. Bana bu eserin sende uyandırdığı duyguları anlat bakalım. Peki. Söyle Max, ne hissediyorsun? Moral bozukluğu. Her an ağlayabilirim. Haydi ama o kadar abartmaya gerek yok. Biraz daha geniş düşün. Evet, biraz melankoli var tabii ama hafif bir melankoliydi. Yumuşak bir hüzün. Benim çocukluk anılarımı canlandırıyor. Doğrusu bana tek bir şeyi düşündürüyor. Lamia'nın gidişini. Nereye gidiyor? Yoksa taşınıyor mu? Hayır, kendi isteğiyle gidiyor. Bir yıl yurt dışında okuyacak ve gideceği için çok mutlu. Geride bırakacaklarına aldırış bile etmiyor. Hayır, böyle olmaz. İçinde biraz hüzün var tabii ama sevinç de olmalı. Lamia'nın gidişi sana epeyce dokunmuş, kolay değil biliyorum. O yüzden bu eseri sen biraz kendini toplayana dek bir kenara bırakalım, olur mu? Of, peki tamam. Etrafındaki bu sayı nedir ve neden durmadan yükseliyor? Profilimi oluştururken yanlış bir şey mi yaptım? Hiç sanmıyorum. Bunlar size gönderilen arkadaşlık istekleri. Sonuçta ünlü birisiniz. Anladım, o zaman onlara cevap yazayım. Hey Lamia, merhaba. Ne güzel bir gün. Aa, evet. Merhaba Max. Çocuklar, Lamia resim yapmıyor. Bakın. Evet, biliyorum. Bayan Tofu sınava çalışması için ona izin verdi. Sınav bu akşam. Onu kaybettik. Ne yaptığının farkında değil. Bu kararla her şeye veda edecek. Ailesine, arkadaşlarına, bütün hayatına. Hem de sırf yıldızlara olan takıntısı yüzünden. Üstelik ne kadar süreceği belli bile değil. Yani geçen yılda fosillere merak salmıştı. Neyse ki gidip bir müzede yaşamaya kalkmadı. Onun fikrini değiştirmeliyiz. İşte geliyor. Bakın göreceksiniz, harika olacak. Yüzlerce kişi çağıracağım. 3 gün boyunca müzik yapacağız. Hiç kimsenin unutamayacağı bir doğum günü olacak. Ya sence Lamia? Ha tabii ya, sen burada olmayacaksın. Olsun, fotoğraf gönderin. Astrofizik ilginç tabii ama mikrobiyoloji başka. En moda bilim dalı. Üstelik dünyanın en iyi mikrobiyoloji okulu bu şehirde bulunuyor. Ne ilginç. Yurt dışından dönünce ilgilenirim. Lamia, sen bizim menajerimizsin. Ninjaları Kadir'de terk edemezsin. Uzaktan hallederim. E-posta yoluyla. Bu iş böyle gitmez çocuklar. Kitap çabuk yok. Onu bana ver. Geldi o. Yakala kitabı Max. Hey, sınav bu gece, yapmayın çocuklar. O kadar bencilsiniz ki, oraya gitmeyi çok istiyorum. Bana engel olacağınıza yanımda olup desteklemeniz gerekiyor. Peki sana ne demeli? Bizi düşünsene. Bizi o kadar önemsemiyorsun ki rahatça bırakıp gidebiliyorsun. Doğru. Hayır, durun bir dakika. Bu doğru değil. Aslında Lamia haklı. Gitmek istiyorsa elimizden bir şey gelmez. Evet, hiçbir şey fikrini değiştiremez. Galiba onun burada olmaması düşüncesine alışmamız gerekecek. Evet, haklısınız. En iyisi onu unutalım. Ha,
Hadi bakalım. Bir sonraki konser için yarın saat kaçta buluşuyoruz? Of. Max, iyi ki geldin evlat. Galiba yanlış bir şey yaptım. Şuna bakar mısın? Arkadaş kabul edemiyorum. Limite ulaştığımı söylüyor. Oysa bu sayfayı yakın çevremle haberleşmek için açmıştım ben. O zaman takma adla başka bir hesap açın maestro. Ben de öyle yaptım ama bu sefer de kimse beni tanımadığı için arkadaş ikisiğimi kabul etmiyor. Şey, acaba seçtiğin fotoğraf yüzünden mi? Hı? Bilmiyorum. Bunu komik bulmadın mı? Haklısın. Hadi bakalım genç dahi, müzik zamanı. Hayır. Max, söyle bana, bu bir bilgisayar mı? Hayır. O zaman söyler misin? Neden tuşlara klavye tuşuna basar gibi basıyorsun? İlgisiz ve laf olsun diye. Biliyorum. Dün üzgün ve kızgındın. İçin bu iki duyguyla doluydu. Bugünse bomboşsun. Sokak direği kadar katı ve ruhsuzsun. Neyin var? Lamia ile görüşmeyi kestim. Böylece duruma alışacağımı ve o yokken çok mutsuz olmayacağımı düşündüm. Galiba başardım da. Demek istediğim, bugünkü eseri zorlanmadan çalabildim, değil mi? Evet, anlıyorum. Güçlü görünmeye çalışıyorsun ama farklı bir eser çalmak durumu değiştirmez evlat. Müzik duyguları dinleyiciye aktarmak içindir. Eğer kendi duygularına kulak vermeyi öğrenemezsen hiçbir enstrüman çalamazsın. Hayat da böyledir. Duygularınla yüzleşmen gerek, anlıyor musun? Evet, galiba anladım. İyi ama ne yapacağım? Yani Lamia gidecek ve arkadaşlığımız bitecek. Ne demek istediğini anlıyorum. Senin yaşındayken ve hala ailemle Arjantin'de yaşarken çok yakın bir arkadaşım vardı. Hatta biliyor musun, bu eser bana onu hatırlatıyor. Arkadaşımın adı Torino'ydu. Sabahtan akşama kadar sokakta oynar koşardık. Birlikte çok güler, çok eğlenirdik. Peki ne oldu ona? Görüşüyor musunuz? Ne yazık ki biz oradan taşınınca bağımız koptu. O günden beri ondan haber alamadım. Soyadını bilmediğim için onu arayamıyorum da. Ne kadar üzücü. Evet, biraz öyle, doğru. Ama çok güzel anılarım var ve bu eseri her dinleyişimde onları yeniden hatırlıyorum. Böyle bir dostluğu tattığım için kendimi şanslı görüyorum. Seninle Lamia gibi. O zaman Lamia henüz buradayken onunla zaman geçirmeliyim. Surat asıp küsmek yerine elimizdeki zamanı değerlendirmeliyim. Kesinlikle öyle Max. Max. Sana bağırdığım için özür dilerim. Umarım sınavı verip yurt dışına gidersin. Gerçekten. Ben de özür dilerim. İnan bana, sizleri bırakmak beni de çok üzecek. Ama gitsem bile bir yıllığına gideceğim. Hem tatillerde geleceğim. Bak ne diyeceğim. En iyisi kalan zamanımızı iyi değerlendirelim. Şu fotoğraftaki haline bak. Peki ya MC Lunar'a ne demeli? Şunlara bak. Lunar, Muz, Faruk, FX. Birlikte ne çok eğlenirdik. Tıpkı sizler gibi ninjalar. Neden onlarla müzik yapmayı bıraktınız? Neden dersin delikanlı? Çünkü hayat böyle. Herkes kendi yoluna gitti ama bu gece tekrar bir araya gelip eski günlerdeki gibi eğleneceğiz. Balducci. Ne? Torino Balducci. O kadar güzel çaldın ki birdenbire Torino'nun soyadını hatırlayıverdim. Teşekkür ederim Max. Senin sayende artık onu arayabileceğim. Benim de bir müjdem var. Lamia sınavı geçti ama başvuru formunu okumamış. Adayların 16 yaşından büyük olması gerekiyormuş. Yani bir süre daha bizimle. Bu habere çok sevindim Max. Torino Balducci, Balducci, Torino. İşte burada. Evet Torino, buldum seni. Neyse ki takma adlı hesap açmamış. Güzel. O zaman ben gideyim. Lamia ve çocuklarla konser planlayacağız. Sonra görüşürüz maestro Chef Boy. Demek takma adımı beğendin, öyle mi?
anneciğim. Duyduklarım.